Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda mobil işletim sistemlerine komplece bir bakacağız. Bakalım kimler gelmiş, kimler geçmiş, hepsine değineceğiz inşallah. İnşallah arada unuttuğumuz yoktur. Bayağı bir listemiz kabarık zaten. İlk ne var listemizde derseniz tabii ki meşhur Symbian. Biliyorsunuz Symbian işletim sistemi 98'lerde falan yanılmıyorsam geliştirilmeye başlanmıştı. 2000'lerde falan da çok popüler bir şekilde piyasaya tam oturmuştu. Hatta o zamanın döneminin Nokia'larını falan hatırlayın. Yani işletim sistemi o kadar güzeldi ki böyle içine işte klasör açabiliyordunuz, oyunu yükleyebiliyordunuz, böyle harika grafikli oyunlar falan vardı. Valla döneminin muhteşem telefon, yani döneminin hatta muhteşem işletim sistemiydi. Çok şahane telefonlarda gördük yani. 66 çift sıfır gibi. Hatta Engage gibi, değil mi? Oyun makinesi. King of Fighter oynuyorduk ben Engage'te. Tabii işletim sisteminden de biraz bahsedersek ne var ne yok diye tabii direkt şeye girdik anılarımıza. aslında Symbian işletim sistemi Symbian Vakfı'nın geliştirmiş olduğu bir işletim sistemi. Daha çok böyle avuç içi bilgisayarlar ve cep telefonları için geliştirildi. Hatta Symbian'ı da pek çok firma destekledi. Hani Nokia'nın dışında Samsung, Motorola, Sony gibi büyük üreticiler de destekledi. 2010'un hemen hemen sonuna kadar falan bu popülarite sürdü. Şey olarak, hani ana sistem olarak gerçekten çok verimli çalışıyordu. Tam biraz hantaldı, ağırdı. Hani o arayüz vesaire. Arada böyle abuk sabuk kasılıyordu. Ama ona rağmen yıllarca popülaritesini korudu. Tabii her şeyin bir zamanı olduğu gibi bu da devri bitti ve bu işletim sisteminde kurtulduk gibi bir şey yani artık. Gerçi hala 66 çift sıfır alsanız hala bazı şeyler için kullanılabilir yani. Diyorum ve geçiyorum. Bir sonraki şeyimiz. Oo, en sevdiğimiz işletim sistemi ne? MyeMo. Bilmiyorum biliyor musunuz, bu cihazı ben kullandım. Nokia N770. Linux çekirdeğini kullanan, hatta Linux, kendi Linux işletim sistemine sahip. Sanki böyle zamanın çok ötesinde çıkmış cihazlardan bir tanesiydi. Hakikaten bir şey zamanın ötesinde çıkınca, yani zamanından daha erken çıkınca yok olmaya mahkum oluyor. Niyeyse bilmiyorum. Bu cihaz da o kadar şahane bir cihazdı ki kalemi vardı, şu kontrol tuşları sol taraftaydı falan. İçine Linux işletim sistemi, kendi browser'ı, hatta VLC mi vardı? Ya da mPlayer mi vardı? Tam hatırlamıyorum. Normal medya oynatıcısı falan vardı. İstediğiniz gibi özelleştirebiliyordunuz. Yine market benzeri bir yapısı vardı. Wi-Fi'si vardı. Bu cihaza ben hayran kalmıştım. Yalnız şu dış çerçevesi, hani koruma kabı gibi bir şey bu zaten. Bununla çok takoz oluyordu da. Şunu çıkarsa, çıkarıp da gösterseymiş çok çok daha iyiymiş. MyeMo işletim sistemi yine Nokia tarafından geliştirilmiş Debian tabanlı bir işletim sistemi. Tam yıl olarak kaçta çıkartmıştı hatırlamıyorum da 2010 civarı olması lazım. 2010 diyoruz. 2005'te. Neyse videoyu şeyi karıştırdı tarihleri muhtemelen de. Ha doğru, 2005'te çıktı bu ilk. Zaten o zamanın şeyi tanıtımı ile alakalı muhtemelen bu video. 2005'te çıktı. 2010'a kadar da zannedersem geliştirildi diye hatırlıyorum. Miami'nin kullanıldığı Nokia'nın telefonları da vardı. Hatta N800, N810, N900 gibi modeller böyle şey gibiydi. Yandan kızaklı açılıyor. Altta klavyesi falan var. Tam böyle iş yapmak için harika cihazlardı gerçekten. Tabii bunlar da zamanından önce çıktığı için yok olup gitti. Ama ya o zamanlarda gerçekten kullandığım ender ve güzel cihazlardan bir tanesiydi. Artı işletim sistemi. Şu işletim sistemlerini zaten firmalar doğru düzgün destek verse hani bu sıkıntılar olmazdı. Bunda da illaki hatalar vardı. Ara sıra böyle yazılımdan kendi kendine kapanma gibi sıkıntılar falan oluyordu.
Destek vermediler. Tabii biz de cihazı sattık, kurtulduk vesaire. Ama işletim sistemi olarak da çok harika çalışıyordu. Hatta şunlar 64 mu 128 RAM mi ne vardı yani. Hani o kadar böyle düşük özelliklerde iyi çalışıyordu. Neyse bir sonraki işletim sistemimiz. N900 dedik. N900'e yeni bir işletim sistemi daha geldi. Migo. Migo da yine Nokia'nın geliştirdiği ama bu sefer Intel'le geliştirdiği yine Debian tabanlı bir Linux sürümüydü, bir işletim sistemiydi. Oldukça güzel bir işletim sistemiydi. Bunu da kullanmak nasip oldu. Hatta enteresan bir şekilde overclock falan yapılıyordu işlemciye. Hani o tarz böyle esnek özellikler sunuyordu. En azından ufak bir ayarla. Yine bu tür cihazlarda işte N900, N950 ya da N9 gibi cihazlarda kullanıldı ve ondan sonra 2010'dan sonra zaten bunu da görmedik yani. Bunu da rafa kaldırdı Nokia. Zaten işletim sistemlerinin arkasında durmadığı için Nokia da kendi sonunu hazırlamış oldu. İlk ne zaman geliştirilmişti bu? Bilmiyorum bununla alakalı bir tarih var mı? Evet, 2010. 2010'da başlamış, 2011'de de bitmiş. Topu topu 1-2 senelik bir mazisi varmış. Güzel cihazlardı, güzel işletim sistemiydi. Yalan oldu gitti. Ne oldu? İki Linux, bir tane de Symbian. Şimdi en favori işletim sistemlerimizden bir tanesi BlackBerry. BlackBerry OS 1999 ile 2013 yılları arasında Java tabanlı BlackBerry markasının geliştirdiği bir işletim sistemi. Açıkçası 99'da tabii bu işletim sisteminin en büyük özelliği güvenlik ve genelde cihazlarında da QWERTY klavye hani bildiğiniz klavyeyi komple sunuyor size. Şu şekil. Sunuyordu. Genelde böyle şirket yöneticileri bu tür cihazları kullanıyordu. Hatta ben kaçtı 2008'de şirkete başladığımda hatta daha öncesinde de diğer şirketlerimde de görüyordum. Müdürlerin hepsinde BlackBerry vardı. Şirket özel veriyordu. Bütün yazışmaları vesaireleri oradan zaten kontrol ediyorlardı. Güvenlik hani çok üst seviyede bir işletim sistemiydi. Sonradan tabii yani teknolojinin gelişmesine çok ayak uyduramadı. Biraz da dik burnu gittiler bu arkadaşlar. O yüzden kendi sonlarını hazırladılar ve piyasadan kaybolup gittiler. Tabii 2013 yıllarına kadar dedik ama aslında geçen 2 seneye kadar da galiba şey vardı. Son BlackBerry'nin üst seviye şeyleri son versiyon işletim sistemli telefonları vardı. Şu an modellerini çok hatırlayamadım da. Q10 ha evet, bunlar işte Q10 vesaire P10 mu vardı başka hatırlayamadım çok ama onlar da silindi gitti yani çok bir esprisi kalmadı. İşin enteresan tarafı bu işletim sistemi QNX denilen bir işletim sistemini baz alıyordu ki QNX gerçek zamanlı çalışan hatta QNX işletim sisteminin bilgisayarda çalışan bir disketlik versiyonu var. İçinde browser'ına varıncaya kadar var. Böyle deli bir işletim sistemiydi ve donanım verimliliği çok üst seviyedeydi bu yani bu işletim sisteminin. Tabii tam destek göremezse yalan oldu gitti. Yani QNX kullandım ben daha önceden o disketli versiyonu da kullandım. Gerçek zamanlı dediğim hani kayıpsız iş görüyordu yani. Keşke daha fazla desteklenseydi. Onu baz aldığı için muazzam hızlı çalışıyordu. Aynı anda pek çok şey yapabiliyordunuz. Düşük donanımda yüksek verim alabiliyordunuz bu işletim sisteminden. Zaten böyle işletim sistemi 2 tane vardı. Biri bu, biri de iOS. iOS cihazlarına bakın hep donanımı düşük ama o biçim yağ gibi akıyor. Niye? Optimizasyon işte ve verimlilik. BlackBerry konusunda başka aklımda olan bir şey var mı? Yok. Ama bunu da severek kullandığımız işletim sistemlerinden biri. Hatta tableti falan da vardı. BlackBerry'nin. Yalan oldu gitti. Bir sonraki işletim sistemimiz Palm. Palm'ın cihazlarını biliyorsunuzdur belki. Önceden ben de kullandım. Hatta benim en favorim Treo 650'dir. Ya onu da aldım keyfi başka bir cihazdan almadım açıkçası. Ya bilgisayar gibi zaten. Bilgisayar gibi deyince bak aklıma şey geldi. Windows Mobil, Windows CE. Biz onu listeye almamış olabiliriz. En son bakarız olmazsa. Palm'ın
Daha doğrusu Palm OS 2005'te diyor ama 2005'te şirketine satıldı. Ha, Palm One şirketine satıldı. Bu kaçta geliştirilmişti bu işlem sistemi? Bayağı eski. Bir de adam gibi kaynak olsaydı düzgün derleyemedik. Bu cihazlar çok eski zaten ya. 2000'lerden başlıyor işte. Bu arada kaldık öyle. Neyse, şu an düzgün kaynak bulamadım ama 2003 olarak görünüyor. Palm 6.0 çıkmış. Araya Nintendo girmiş, niye? Ha, Nintendo oyunları. Bilgisayar gibi çalışıyordu. Açıkçası avuç içi bilgisayar. Yani telefonları da vardı. Palm 3650 şeydi. Cep telefonuydu ama mesela şu gördüğünüz Tungsten TX serileri falan vardı. Bunlar avuç içi bilgisayardı. İşte içinde ofisi vesaire pek çok program vardı. İş yapmak için, iş amaçlı kullanılan cihazlardandı. İşletim sistemi de aynı şekilde. Sonradan gelişen teknolojiye ayak uyduramadı. İşte bir şekilde Palm'ın satışları da düştü. Halbuki zamanında ben hatırlıyorum, 2000'lerde falan Palm deyince böyle herkes önünü iliklerdi yani. Herkes bilirdi. Hani Palm ciddi yani, ciddi şirketi. Sonradan işte Palm şirketi el değiştirdi. 2004'te bir satıldı yanlış hatırlamıyorsam. 2005'te başka bir şirkete satıldı. En son yok oldu gitti. Şu an hani lisans kimde kaldı bilmiyorum ama bilmiyorum hayata döndürebilirler mi? Döndürüleceği ile alakalı birkaç şey söylenmişti. Pek birkaç yerde haber okumuştum aslında, öyle kaldı. Ha, bu arada şeyi de buldum ya. Bak, Palm 1996'da ilk yayınlanmış. Hatta Yus Robotics firmasının mı? Yus Robotics'i belki bilirsiniz. Eskinin en kaliteli, o 56K modem zamanında en kaliteli firmasıydı. Sonradan yok oldu gitti. Tarihin tozlu raflarına geçti. Evet, bir sonraki işletim sistemimiz WebOS. WebOS'u aslında kulaklarınız aşinadır diye düşünüyorum. Çünkü 92'de Palm yine şirketi tarafından çıkarıldı, geliştirildi. Ondan sonra yeterli desteği bulamadı mı, ne oldu, ya da Palm'la beraber herhalde ters döndü. Ondan sonra 2010'da falan HP'ye satıldıydı yanlış hatırlamıyorsam. HP de biraz uğraştı, toparlayamadı. En son 2013'te yanlış hatırlamıyorsam LG'ye sattılar ve LG çok akıllıca bir iş yaparak bunu televizyonlarına entegre etti. Şu an LG'nin bütün akıllı televizyonları WebOS kullanır ve yağ gibi akıyor kardeşim. Kesinlikle Android gibi takoz çalışmıyor. Yine Linux çekirdeğini kullanıyor LG, WebOS. Linux çekirdeğini kullanıyor ama ona rağmen gerçek zamanlı çalışıyor ve size kayıpsız hani hizmet veriyor. Açıkçası pek çok şeyle de uyumlu. Hani Google Asistan'la dahi uyumlu çalışıyor şu an. Ki LG'nin televizyonlarını özellikle tavsiye ediyoruz zaten. LG WebOS'ta yine tarihin tozlu raflarına geçti. Burada çok anlatacak bir şey yoktu zaten. Bir sonraki işletim sistemimiz herkesin bildiği BADA. BADAOS. BADAOS'u biliyorsunuz Samsung'un geliştirdiği bir işletim sistemiydi. Android'den öncesi. Hatta Samsung'un bir Wave serisi vardı, şu V1, 2, 3. Ya işte iyi kamera, yağ gibi akıyor, her türlü program var. İstediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz şu şekil. Çok popülerdi. İyi de sattılar. Açıkçası benim de kullandığım telefonları oldu. Ben de sevdim, hayran kaldım. Yine böyle bir hantallık, bir takozluk vardı yani. Ama yine de iyiydi yani. Zamanına göre iyiydi. Sonradan ne oldu? İşte Android'e geçti Samsung. Diğer işletim sistemlerini bıraktığı gibi bunu da bıraktım. Ve raftar yani bir şekilde geliştirmeyi bıraktıktan sonra zaten işletim sistemi desteğini tamamen kaybediyor. Ne kadar hani ayakta kalmaya çalışsa da. Bu da yok oldu gitti garibim. Wiki'ye bakıyorum da çok böyle detaylı bilgi yok.
Hani tamam, NFC var, şu var, bu var yazmışlar. İşte bana o lazım değil. Çok ne kullandığına ait genel bilgi işte. Genelde kısmen açık kaynaklıymış. En azından öyle yazıyor. Neyse, Bados'ta çok anlatacak bir şey var mıydı? Hatırladığım kadarıyla yoktu. NFC vesaire destekliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Linux çekirdeğine dayanan bir yapısı vardı ama biraz farklıydı bu. Kaynak kodları falan açıktı. Hani istediğiniz gibi ufak tefek uygulama geliştirebiliyordunuz. Ufak tefek de değil aslında, ciddi. Sonradan Samsung bir hamle daha yapıp Android'in tepesine binmek için Tizen işletim sistemini çıkarttı. Tizen de 2012'de duyurdu. Hatta giriş seviyesi ve evet yani giriş seviyesi telefonlarında genelde kullandı. Yine Tizen işletim sistemi HTML5'e 5 tabanlı işte uygulama geliştirilebiliyordu. Hızlıydı. API'leri fena değildi. Biraz böyle hani biraz da değil yani hatta bayağı bir Android'i andırıyordu zaten yapısal olarak. Seri çalışıyordu. Yeterli destek yoktu. Market uygulamaları falan kısıtlıydı. Aslında Android marketini falan gömselermiş iyi olurmuş. Yani o iyi olmadı maalesef. Bir de Mego'yu bilirsiniz. Mego'yu anlatmıştım. Mego'nun aslında devamı niteliğinde sayılabilecek bir işletim sistemiydi. Gitti. Bunu da ben kullanmak nasip olmadı. Yalan oldu gittim. Şimdi Windows Phone. Aslında bundan önce Windows CE vardı. Yıllarca kullandık. Avuç içi bilgisayarların en baba işletim sistemiydi. İşinde ofisi dahi vardı kardeşim. Yağ gibi akıyordu. Ve Windows CE hatta aklımdayken CE bulamadım ya lan. Windows CE'yi unuttum ha bu arada göstermeyi de. Windows CE Microsoft'un harika bir işletim sistemlerinden bir tanesiydi. Açıkçası ben kaç tane telefonda kullandım hatırlamıyorum da baya bir HP'nin avuç içi bilgisayarlarından tutun LG'nin cep telefonuna varıncaya kadar hatta HTC'nin de vardı. Windows bu CE işletim sistemini kullanıyordu. Açıkçası basit, sade, harika bir arayüzü vardı. Tam çok muhteşem değildi ama başlat menüsü vardı be kardeşim. 96'da çıkmış bu. 1996'da. Ve fena bir destek görmemişti. Hatta ben şeyi hatırlıyorum o zaman. HP'nin avuç içi bilgisayarında Tomb Raider 1 oynuyorduk. Bayağı çalıştırıyordu yani hani oyun da tam ekran çalıştırıyordu. O zamanın gerçekten güzel cihazlarındaydı. Bluetooth vardı. Bluetooth'la eşleşip hatta Worms falan oynuyorduk. Worms'u bilirsiniz. Hani kurtçuklar birbirine roket atıyordu. Bu da yok olmadı aslında ama iyice bu artık endüstriyel bilgisayarların içine, gömülü sistemlerin içinde kaldı bu işletim sistemi. Cep artık avuç içi bilgisayarlar ortadan kalkmasıyla beraber gömülü sistemlerin içinde kaldı. Genelde böyle terminal ya da terminal yani terminal dedikleri bilgisayarların daha çok böyle ana makineden oturumu açıp da ana makinenin işte şeyini özelliklerini ya da sağladığı işletim sistemini kullanmak için kullanılan bir işletim sistemi, bir aracı işletim sistemi gibi bir şey olarak kaldı. Hala Windows CE yaygın olarak bu terminal PC'lerin çoğunda kullanılmaktadır. Hatta 96'da bir versiyon çıkmış ama bizim esas bakacağımız Windows CE6 ve 7. 6 2018'de, 7 2000 pardon, 2006'da Windows CE6 2006'da Windows CE7 versiyonu da 2011'de yayınlanmış ve daha da devam ediyor. Sistem yani hala yazılım bulup kullanabiliyorsunuz. Hatta YouTube'da enteresan videolar var. Bu mini terminal PC'leri alıp
embedded sistemleri alıp içine böyle DOS emülatörü gibi emülatörler kurup da DOS oyunlarını falan oynayanlar var. Çok enteresan. Adamlar hala kullanabiliyorlar. CE harbiden çok iyi destek görmüş. Hatta epey de bir yazılım üzerine bulabileceğiniz işletim sistemlerinden bir tanesi. Tabii şu an bizim ne işimize yarar derseniz, vallahi aga bilmiyorum, bir fikrim yok. Ondan sonra gelen bomba işletim sistemi Windows Phone. Vallahi Windows Phone'lara ben hayran kaldım. Yarım gigabayt RAM'de o Lumia'nın ilk versiyonu 520 idi galiba. Abi yağ gibi akıyordu. Windows gibi kullanılabilmesi o. Mesela ben ana menüsünü çok severdim. Sevmeyenler de vardı. Fotoğrafı, videosu çok iyiydi. Açıkçası yani o kadar sevdim ki yani yok olduğunu görmek bana koydu açıkçası. Geçen zaten komple desteği de kestiler. Yoksa muhteşem cihazlardı. Microsoft yani bir işi daha eline, yüzüne, gözüne bulaştırdı. Yani Lumia'lı, daha doğrusu Microsoft Windows Phone'lu Nokia Lumia telefonları çok seviyordum abi. Hatta yani o kadar istediğim gibi özelleştiriyordum ki o ana menüyü. Hani her şeyim oradaydı ya. Hala Android'i o yüzden sevmiyorum mesela, arayüzünden dolayı. Ama işte yok ettiler, gittiler. Yani destekleseler de muhteşem bir sistemdi bence. Çok çok daha verimliydi. Bütün dünya dillerini zaten destekliyordu. Ne bileyim ya. Üzdü yani bizi. Bu arkadaş tabii Kasım 8 Kasım 2010'da yayınlanmış. Bitiş tarihi yazıyor mu? Bitiş tarihi yazmıyor. Ha, final sürümü 2015'te yayınlanmış. Tabi destekte işte kaçta bitti bilmiyorum. Velhasıl kelam telefonlar öldü, çöp oldu. Severek kullandık. Güzel bir anı oldu. Burada çok diyecek bir şey yok açıkçası. Ama epey bir Lumia kullanma şansım oldu. Ne bileyim ya. Yani keşke devam etselerdi. Bakın bu işletim sisteminin de yine diğer o BlackBerry'deki gibi ya da iOS'taki gibi düşük donanımla yüksek verim veren nadir işletim sisteminden biriydi. Az önce sayarken bunu unuttum. Sorry. iOS'a gelirsek zaten iOS bir devrimdi. Biliyorsunuz. 2007'de Steve Jobs bombayı patlattı. Telefonu baştan yarattı desek yeridir. Yaratmak Allah'a mahsus, onu kastetmiyorum. Hani inovasyon yönünden düşünün. Yoksa şirk koşmuyorum, kesinlikle başımıza iş almayalım. Olay bu yani. Adam telefonu tanıttı 2007'de ve ortalık yıkıldı. Sonra peş peşe devamı geldi ki düşük donanımda süper özellikler sunuyordu yine. Çok verimli çalışıyordu. Yazılım marketini falan önceden hazırladıkları için çok bir problem olmadı. Açıklarına zamanında müdahale ettiler. Yamalarını düzgün yaptılar. Müşterilerini dinlediler. Ve adamlar zirveye oturdu. En kaliteli işletim sistemi olarak. iOS'u söylemeye, anlatmaya gerek yok. En iyisi tabii kendine özgü. Kapalı sistem, kapalı kutu. Her şeyi, her konuda elinizi ayağınızı bağlıyor. Bir MP3 bile yüklettirmiyor size. Tabii çaba harcarsanız yükleyebilirsiniz ama sonradan siliyor size sormadan. Neyse, çok detayına girmiyorum. iOS'u zaten herkes biliyor. Anlatmayı unuttuğumuz ne vardı? Ha, Android vardı. Android'i anlatmadık. Android zaten bomba gibi şeye girdi. Yani o böyle piyasada bir boşluk vardı. 2008'de böyle fişek gibi dalmasıyla beraber bütün üreticilerin desteğini aldı ve Google'la beraber, yani daha doğrusu Google'ın işletim sistemi zaten de, Google'ın desteğiyle beraber büyüdükçe büyüdü ve en son yanlış hatırlamıyorsam 10 sürümü mü vardı? iOS'ta 11 çıkmıştı galiba, Android'de 10 çıktı galiba. Android Q. Açıkçası ben 1.3 eski, yani 1.3 müydü? 2.3. 2.3 değildi bir kere, doğru. Daha eski sürümlerini kullandım ben.
1.3 miydi? 1.6. 1.6 donut mu ne vardı ya? Berbat bir şeydi var ya. Hayattan soğutmuştu beni. Sürekli yazılımlar çöküyordu falan. Sonra 2'ye geçtik. 2, 2.1, 2.2, 2.3 falan derken biraz düzelmişti. Sonra tabletler için Honeycomb çıktı. 3 versiyonu. Onda da dünya kadar tabletini kullandım. Sıkıntı vardı. Çöküp çöküp duruyordu. Nefret ettirmişti beni kendinden. Sonra 4 sürümlerinden itibaren ciddi bir şekilde düzelmeye başladı Android. 7'de, 7.1'de şey geldi zaten. Vulkan API falan geldi. Artık oyunlar daha keyifli oynanır oldu. Derken işte coştu gitti Android. Ve Android konusunda hani çok anlatılacak bir şey var mı derseniz yok aslında. Yine Linux çekirdeğini kullandığını biliyoruz. Yalnız önceden bir eski sürümlerinde Java katman kullanıyordu. Java'nın belirli API'lerini kullanıyordu, kütüphanelerini vesaire. Java'nın Virtual Machine vardı. Sanal makinesini vesaire kullanıyordu programları çalıştırmak için. Sonradan Allah'tan ondan kurtuldular. O katmanları aradan çıkardılar. Daha rafine bir işletim sistemi oldu. Artık dünyanın en iyi ikinci işletim sistemi diyebiliriz. Zaten bir üçüncüsü var mı diye düşünüyorum. Yok. Adamlar bitirdiler yani piyasayı. Neyse bu konuda anlatacaklarım bu kadardı. Tabi gece vardiyasından çıkınca ister istemez enerjimiz baştaki gibi olmadı, düştü. Artık sürçülisan ettiysek affola diyelim. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.